başlarken Tofaş'ta ben burada 30 yıl çalışırım, 20 yıl çalışırım gibi bir böyle çok idealist bir hedef koymamıştım kendime. Ama çok çeşitli aşamalar, süreçlerden geçtik. Hem Türkiye olarak, hem otomotiv sektörü olarak, hem de Tofaş. Sürekli bir iddia vardı işimizde. Bence bir önemli konulardan biri bu. Hep yapmak istediğiniz, başarmak istediğiniz bir şey var. Görevinizde ve ekip olarak ve de şirket olarak. Bu sizi hep dinamik tutuyor. Ve bir geldiğinizde işe veya sabah kalktığınız andan itibaren o bir heyecan yaratıyor. Bir şeyleri başarmış olmak, iş tatmini. Ama ondan da önce galiba şuydu. Yani birçok iş görüşmesi yaptığım şirket vardı. O başta bahsettiğim ilk mezun olduğum dönemde. Tofaş'taki yapıda insanı kucaklayan, o hakikaten bir anda bir ekip havası olduğunuzu, yalnız olmadığınızı hissettiren, sizi çabuk içine alan bir yapımız var diye düşünüyorum. O zaman da onu çok kuvvetli hissetmiştim. Yani kendimi çok iyi hissetmiştim açıkçası. Sonra bu iddia, rasyonel taraftan bakarsak hep bir şeyler başarabileceğini bilmek, o da önemli bir etkendi. İşe yaradığını, değer kattığını bilmek ve bunun sonuçlarını birlikte görebilmek. Otomobil işini çok seviyorum. Yani burada olmak istiyorum. Tabii ki bunun etkisi var ama Tofaş özelinde bakarsan bu ikisi ana unsurdu. Üçüncüsü de sadece bende değil, birçok arkadaşımızda, çalışan herkeste gördüğümüz, gözlemlediğimiz ve yönetim ekibi olarak üzerinde durduğumuz önemli konulardan biri kişisel gelişim. Yani sadece mesleki değil. Tofaş'ta hakikaten insanın kendini geliştirmesi, bu çeşitli şekillerde olabiliyor. Akademik alanda da olabiliyor, mesleki de olabiliyor. Çok geniş bir oryantasyon ve gelişim fırsatımız var. Ben örneğin Tofaş'ta çalışırken yüksek lisansımı yaptım. Ondan sonra da yine Koç Holding kapsamında bünyesinde oluşturulan ve Koç Holding şirketlerinin hepsinin içinde olduğu değişik gelişim programlarına katıldım. Ve hepsinin çok faydasını gördüm. Yani insan sadece mesleki anlamda ilerlemesi için değil, aynı zamanda kendi iş dünyanız için, kişisel gelişimimiz için de kendinizi iyi hissettiğiniz bir nevi bir okuldur Tofaş. Tabii ki iş hayatında bütün bunlar da olsa yine de işler her zaman düşündüğünüz gibi gitmeyebilir. Farklı kariyer fırsatları çıkabilir. Tercihleriniz başka yönde olabilir. İnsanlar arayış içerisinde de olabilir. Ama ben de bu anlamda bu saydığım ögeler başka olmak üzere hep de bir işimde bir iddia olması ve farklı disiplinlerde de çalışma avantajı, fırsatı olması benim burada olmamı sağladı. Bizim kültürümüzde şirkete aidiyet, sadakat önemlidir. Yani tabii ki hepimiz profesyoneliz. Profesyonel anlamda işlerimizi yapıyoruz ama bu işin bir ruhu da var. O işin ruhuna da biraz girdiğinizde, o amatör tarafında iyi yansıttığınızda zaten iyi sonuç alırsınız. Şirketler de iyi sonuç alır. Biz de onu fazlasıyla burada hissediyoruz. Kimi yerde aile havası denir, o da söylenebilir ama bir takım havasıdır. Birlikte çalışma, bir üretme ve başarma kültürüdür. Yarım asıra yakın bir geçmişi var Tofaş'ın. Dediğim gibi zor dönemlerde yaşadı Türkiye otomotiv endüstrisinde. Çok bugünkü gibi rekorlar kırdığımız, altın yıllar diyebileceğimiz dönemlerde yaşadık. Yaşıyoruz da çok şükür. Dolayısıyla bütün bu birikim insanı çok geliştiriyor. Ve yapamayacağınız bir şey yok gibi hissediyorsunuz hayatta. Hem özel hayatınızda hem profesyonel hayatta. Bu bence her yerde bulunabilecek bir fırsat değil. Biz o açıdan Tofaş'ta çalışanlar olarak şanslı olduğumuzu da hissediyoruz.